Mutlu akşamlar TV19 Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının final programına katılarak konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Hangi coğrafyadan gelirse gelsin, burada eğitim, öğretim... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının final programına katıldı. Sizler bizim büyük elçilerimiz olacaksınız. Cumhurbaşkanı burada öğrencilere seslendi. Hangi coğrafyadan gelirse gelsin, burada eğitim, öğretim görüp ülkesine dönen veya bir başka yere giden tüm kardeşlerimizle hayatın her alanında birlikte yol yürümek istiyoruz. Bu kardeşlerimizin gerek ülkemizle gerek kendi aralarındaki ilişkiyi güçlü tutmaları hepimizin faydasınadır. Erdoğan, kurumsallaşan öğrenci burs programlarındaki öğrenci rakamlarını açıkladı. 2011'den itibaren ortaya koyduğumuz yoğun mesainin ve emeğin meyvelerini hamdolsun toplamaya başladık. Daha önce her yıl açılan 4000 burs kontenjanı için 8000 civarında başvuru oluyordu. Şimdi 5000 kontenjan için hamdolsun 120 bin başvuru yapılıyor. Çünkü biz başvuru yollarını çeşitlendirdik, kolaylaştırdık, objektif hale getirdik. Elbette bu süreçte nitelikli, alanının uzmanlarından oluşan insan kaynağı ile teknolojinin imkanlarından da istifade etti. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Az önce Arnavutluk'tan Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeki kızımızı dinlerken çok duygulandım. Çünkü Arnavutluk'ta maalesef İşte o FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında. Tabii görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Birleşmiş Milletler eleştirdi. Güya tüm devletlerin, tüm toplumların hakkını, hukukunu koruma yeri olan Birleşmiş Milletler'deki temsil adaletsizliğini dünya beşten büyüktür diyerek dile getiren biz olduk. Neden? Artık dünya İkinci Dünya Savaşı sonrasının şartlarını yaşamıyor. Bugün başka bir dünya var. Öyleyse Birleşmiş Milletleri reforme etmemiz şart. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri böyle bir şeye evet derler mi? Çok zor. Niye? Çünkü yakaladıkları fırsatı kolay kolay bırakmazlar. Bıraksalar da bırakmasalar da. Biz bütün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu düşüncemizi dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Başbakan Binali Yıldırım Erzincan'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Yıldırım, yapılan yatırımlara değindi. 24 Haziran erken seçimini hatırlattı. Saygıyla selamlıyorum, arz ederim efendim. Başbakan Binali Yıldırım Erzincan'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Yıldırım açılış öncesi vatandaşlara seslendi. Emperyalistlerin işgaline boyun eğmeyen kahramanlar diyarı Erzincan. Allah'ın rahmeti, bereket üzeriniz olsun. Erzincan'ın bir evladı, bu topraklarda yetişmiş bir siyasetçi olarak her zaman sizlerle, hemşerilerimle gurur duydum, gurur duyuyorum.
Yıldırım konuşmasında muhalefete yüklendi ve benzemezler ittifakı kuruldu dedi. Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Benzemezler ittifakı neye karşı kuruldu? Cumhur İttifakı'na karşı kuruldu. Ama Cumhur İttifakı'nın hedefi bellidir. Milletin bekasıdır, milletin geleceğidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, iç ve dış emperyal güçlere karşı milletin dik ve kararlı duruşudur. Yıldırım, biz ittifakı milletle yapıyoruz dedi. Biz ittifakı milletle yapıyoruz. Bölücü FETÖ'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı 24 Haziran'da 13. seçim zaferiyle bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Millet bir kez daha ferasetini gösterecek, Erzincan bir kez daha asil duruşunu sergileyecek. Yapılan yatırımlara değindi. Şehirlimiz marka olmaya devam ediyor. Hizmetlerle, yatırımlarla marka oluyor. İnşallah sporla da şehrimiz marka olacak. Yakında Erzincan'a yakışır bir stadyumunda temelini atacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulamak kararına yönelik Türkiye'nin mesajlarını çok net bir şekilde Amerikalı yetkililere ilettiğini belirterek Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz dedi. ABD yönetimi bu sene Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Zeybekçi, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulama kararına yönelik atıfta bulunarak konuştu. Alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Bu konuya ilişkin sizle bakanlık... Zeybekçi yaptığı açıklamada ABD'nin ithal demir çelikte %25, alüminyumda ise %10 ilave gümrük vergisi getirdiğini hatırlatarak bazı ülkelerin bu karardan muaf tutulduğunu söyledi. Amerika'nın başlattığı bir süreçte demir çelikte %25, alüminyumda %10'luk bir ilave gümrük vergisi uygulaması getirdiler. Önce bunu tüm ülkelere uyguladılar. Sonra da bazı ülkeleri bu konudan muaf tuttular. Belirli süreli muafiyetler verdiler. Bazı ülkelere kota uygulamasıyla muafiyet verdiler. Muafiyet olanlar Avrupa Birliği, Kore, Brezilya, Meksika gibi ülkeler bunun dışında tutuldu. Kanada gibi ülkeler bunun dışında tutuldu. Türkiye, Hindistan, Çin, sanırım Japonya da muafiyeti almayan, muafiyetin dahil edilmeyen ülke grupları olarak öne çıkıyor. Bakan Zeybekçi oraya 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken 1 milyar 300 milyon doların üzerinde ithalat yapıyoruz dedi. Türkiye, Amerika'ya karşı demir çelik sektöründe ticaret açığı veren bir ülke. Yani oraya 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken 1 milyar 300 milyon üzerinde de ithalat yapıyoruz Amerika'dan. Dolayısıyla biz kendilerine bunları belirttik. Çok da net bir şekilde anlattık. Türkiye'nin bu işin dışında tutulması gerektiğini de söyledik. Ve Dünya Ticaret Örgütü'nün nezdinde de bazı girişimlerde bulunduk. En son bu haftadan itibaren, yani gelen haftadan itibaren kendilerine bildirerek bunu, Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı da söylüyoruz kendilerine. Zeybekçi, önlemlerimizi hızlı bir şekilde alırız dedi. Biz de aynı şekilde onları da, onlardan yapmış olduğumuz ithalatta, onların ortaya koydukları savların aynı birebirini ortaya koyarak biz de onlara karşı önlemlerimizi alabileceğimizi söyledik. Çok da hızlı şekilde de alırız bunu. Bakalım bundan sonra Türkiye ile Amerika arasında ticaret anlamında daha çok Amerika'yı olumsuz etkileyecek olan bir döneme de girebiliriz. Bir şeye de girebiliriz ama biz bütün kapılar açık bırakıyoruz. Görüşme kapılarını açık bırakıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Parti Genel Merkezi önünde gazeteciler açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Parti Genel Merkezi önünde gazeteciler açıklamalarda bulundu. Büyük Birlik Partisi ittifaka
Şimdi değerli arkadaşlar, dediğim gibi daha önce... Mahir Ünal bugün 19 itibariyle bütün mülakatlar tamamlanmış olacak dedi. Bildiğiniz gibi 14 komisyon halinde mülakatları gerçekleştirdik ve bugün 19 itibariyle bütün mülakatlar tamamlanmış olacak. Hemen hemen bütün mülakatlar şu an itibariyle tamamlandı. İşte seçim koordinasyon merkezimiz çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tabii bütün bu mülakatların bir de raporlama, il raporlama süreçleri var. Çünkü her bir adayla görüşmeler, yüz yüze görüşmeler yapıldı. Her ilde bildiğiniz gibi temayül yoklamaları yapıldı. Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi ile bir milletvekili pazarlığı yapmış değiliz. Bunun bir pazarlığı olmaz dedi. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi daha önce de bu konuda sizlerin sorusu üzerine konuyu değerlendirmiştik. Size de cevap olarak ifade etmiştik. Bunun bir pazarlığı olmaz. Yani biz oturup Büyük Birlik Partisi ile bir milletvekili pazarlığı yapmış değiliz. Ama karşılıklı olarak istişarelerimiz ve Büyük Birlik Partisi'nin adaylarının karşılığının olduğu iller, bölgeler, çünkü siyaset takdir edersiniz ki son derece rasyonel bir süreç. Biz listelerimizi oluştururken Büyük Birlik Partisi'nden de Büyük Birlik Partisi'nden adayların karşılığının olduğu yerlerde adaylar koyacağız. Ve bunu da üst kurulda değerlendireceğiz. Yani şu anda işte şu kadar milletvekili, böyle bir milletvekili gibi bir değerlendirme söz konusu değil şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti. İnce, terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, isterse FETÖ, en kararlı şekilde mücadele edeceğiz dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti. Çocuklarınıza iş bulmak için, aş bulmak için çalışacağım. Kavga etmeyeceğim meydanlarda. Kavga etmeyeceğim, asla kavga yok. Millete yalan söylemek yok. Ne milleti kandıracağım, ne de başkası beni kandıracak. Ne FETÖ beni kandıracak, ne de ben milleti kandıracağım. İnce, terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, isterse FETÖ, en kararlı şekilde mücadele edeceğiz dedi. İki şey konusunda söz veriyorum size. Bir, terörle mücadele. Terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, ister FETÖ, neresi olursa olsun, en kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. İki, yolsuzluklarla mücadele. Size bir köylü çocuğunun namusuyla söz veriyorum. Bir tek kuruşu çalınmayacak bu milletin. Muharrem İnce mal varlığını açıkladığını söyledi. Mal varlığımı açıkladım. Herkes internetten girsin baksın Muharrem İnce'nin nesi var nesi yok. Hakkari'de açıkladım. En yoksul insanların olduğu yerde açıkladım. 5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı görevi bitti mi tekrar açıklayacağım. Önce milletim zenginleşecek, sonra ben. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan jandarma subay kıdemli çavuş Mustafa Kozak, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'den ilçeye karayoluyla getirilen 23 yaşındaki şehidin cenazesi Durasılı mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Helali kalınmasının ardından Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılan aşı, görev arkadaşları tarafından omuzlanarak katafalka konuldu. Özgeçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin eşi, şehidin üniformasını giyerek tabuda sarıldı. Anne Gülşen ve kız kardeşi Süneyya Kozak da tabuda sarılarak şehidin fotoğrafını öptü.
Şehit jandarma subay kıdemli çavuş Kozan cenazesi namazın ardından Durasılı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Çorum Belediyesi tarafından 2 yıl önce başlatılan ibadethanelerde temizlik çalışmaları bu yılda aralıksız olarak sürüyor. Çorum Belediyesi tarafından 2 yıl önce başlatılan ibadetlerde temizlik çalışmaları Ramazan öncesinde de hız kazandı. Belediye Başkanı Zeki Gül, yaşam standartlarını yükselten ve sosyal belediyecilikle ilgili çalışmalarının Çorum Belediyesi tarafından aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Zeki Gül, toplam 114 ibadethanenin temizliğinin yapıldığını ve kalan camilerinde temizliğinin devam ettiğini vurguladı. Gül, yaklaşan mübarek Ramazan ayı öncesi 83 cami, 12 mescit, 20 Kur'an kursu ve 1 cemevi olmak üzere toplam 114 ibadethanemizin temizlik işleri yapıldı dedi. Gül yine yaklaşan Ramazan ayı öncesi büyük camilerimiz olan Ulu Cami, Azabahmet Cami, Abdibey Cami, Kubbeli Cami gibi camilerimize öncelik verdik ve buranın temizliğini gerçekleştirdik dedi. Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla gece düzenlediği yoğun katılımın olduğu gecede davetliler gönüllerince eğlendi. Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla gece düzenledi. Yoğun katılımın olduğu gecenin açılışında konuşan Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı Ali Özgür Ispanak, geceye katılan tüm davetlilere teşekkür etti. Ne niyetinizle geldiniz? Aranızda olmakla bizlere güç verdiniz. Aydınlık yarınlarımızın güvencesi, Atatürk Cumhuriyeti'nin geleceği, öğrencilerimize eğitim desteği verdiniz. İhtiyaç sahiplerinin yanında oldunuz. Kimsesizlerin gözü, kulağı oldunuz. Sağ olun, var olun. Öğrencilerimiz adına sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı Cemal Emir, öğrencilere sahip çıkarak ışık olmanın büyük bir onur olduğunu ifade etti. Geleceğimiz olan çocuklarımız için bir en azından ışık oluşturmak, onlara destek vermek için buraya gelmeniz, sahip çıkmanız tabii bizim için daha büyük bir onur. Biz Ankara'da 80 derneğin oluşturduğu bir federasyonuz. Hemen hemen buradaki derneklerin bir kısmında orada dernek kurdular. Biz de şöyle söylüyoruz Ankara'da. Her dernek bir tane öğrenci okutacak. Burs verecek. Her dernek bir öğrenci okutursa federasyonumuz da o derneğe bir tane öğrenci bursu verecek. Bu şu demek, yaklaşık 160 tane öğrenciye Ankara'da üniversite öğrencisi tabii bu çocuklarımız. Onlara burs vermiş olacağız. Cemal Emir, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bizim sizden tek dileğimiz, Türkiye bir gemidir. Bu geminin batmaması için birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu gemi batarsa ne saraylar kalır, ne halk kalır, ne bayrak kalır. O yüzden gemiyi ayakta tutmak bizim sözümüzdür. Işığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yolda devam etmeye kararlıyız ve mücadeleyi bu şekilde vereceğiz. Konuşmaların ardından gösterilere geçildi. Halk oyunları oynandı. Daha sonra davetliler halaylar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Cumhuriyet Halk Partililer Sağlık İçin Spor Projesi kapsamında sabah sporunda buluştu. Düzenlenen organizasyona Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, Merkez İlçe yöneticileri ve partililer katıldı. Güzel diyor. Cumhuriyet Halk Partililer Sağlık İçin Spor Projesi kapsamında sabah sporunda buluştu. İkinci olan altın, ikinci olan bronz, üçüncü olan gümüş madalya. Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı'nda düzenlenen organizasyona Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, Merkez İlçe yöneticileri ve partililer katıldı. Evet. Evet.
Organizasyonda konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, spora dikkat çekmek amacıyla böyle bir organizasyon tertiplediklerini söyledi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez ilçemizde oluşturduğumuz spor kurulunun ürettiği bir spor projesi için bulunmaktayız. Sağlık için spor, kendin için spor, ülken için spor diyerek yola çıktığımız ve spora dikkat çekmek istediğimiz için bu etkinlik düzenlenmektedir. Katılımcılarımızın tamamına, herkese çok teşekkür ediyorum spora verdikleri katkı ve bu dikkat çekmeye verdikleri katkıdan dolayı. İsmail Kalender, partilerin spora verdiği önemi ortaya koymak için spor kurulu oluşturduklarını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin spor kurulları aracılığıyla spora yönelik çalışmalar yaptığımızın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin spora önem verdiğinin dikkatini çekmek için buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi tüm ülke genelinde spor kurulları kurarak ve bir spor üst kurulu başkanlığında spor ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bizler bu spor kurulunu kurarken amacımız siyasetle tam da iç içe olan sporu milli noktaya çekmektir. Spor bir milli meseledir. Hiçbir zaman iktidarların arka bahçesi olmamalıdır. Konuşmaların ardından partiler birlikte yürüyüş ve spor hareketleri yaparak sporun önemine dikkat çektiler. Karg Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve ilçe spor müdürlüğünün organize ettiği Koşabiliyorsan Koş projesi kapsamında ilçe kapalı spor salonunda voleybol turnuvası düzenlendi. 13 takımın mücadele ettiği turnuvada takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kargı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve ilçe spor müdürlüğünün organize ettiği Koşabiliyorsan Koş projesi kapsamında ilçe kapalı spor salonunda voleybol turnuvası düzenlendi. Evet. 13 takımın mücadele ettiği turnuvada takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Final maçları sonucunda Atatürk İlik Öğretim Okulu'nda birinci, Yeni Mahalle Muhtarlığı'nın ikinci, Karakise Köyü üçüncü olurken Cumhuriyet Yibo ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri Kargı Kaymakamı Emre Çiftçi, Kargı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Ruhani Şahin, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Karakuş ve Metem Okul Müdürü Burhan İncekara tarafından verildi. Amasya'da yaşayan Hamide Şahin doğumundan hemen sonra kesin tedavisi bulunmayan kistik fibrozis tanısı konulan 13 yaşındaki oğlu Necip Fazıl'a eşinden ayrıldıktan beri yıllardır büyük bir özen ve şefkatle hem annelik hem de babalık yapıyor. Amasya'da yaşayan Hamide Şahin, 13 yaşındaki oğlu Necip Fazıl'a eşinden ayrıldığından beri yıllardır büyük özen ve şefkatle hem annelik hem de babalık yapıyor. Anne Şahin evladının hastalığıyla nasıl tanıştıklarını anlattı. Aşırı kilo vermeye başlayınca tahliller sonucu kistik fibrozis hastası olduğunu öğrendik. Tabii yıkıldık. Bize 25 yaşına kadar yaşayacağı, ömür boyu tedavisinin olacağı, işte maddi manevi masraflarının çok olacağı, ağır bir yükümlülüğümüzün altına, bu benim ikinci çocuğum Fazıl, ağır bir yükümlülüğün altına girdiğimiz söylendi. Hamide Şahin tedavi sürecinde karşılaştığı zorlukları aktardı. İlk önce çok üzüldüm. Yani hayatımın dönüm noktası oldu. Eskiye dönüş hiçbir zaman hayatımda olmadı bu hastalık sonra. Mücadele ettim, araştırdım. Nasıl mücadele edebilirim bu hastalıkla? Sürekli araştırmalar içinde oldum. Yani çocuğumu nasıl yaşatabilirim? Nasıl bir tedavisini yapabilirim? Onun mücadelesini verdim. Başardığımı da düşünüyorum. Tabii çeşitli zorluklarla karşılaştım. Özellikle babası. Hastalığını kabul etmedi. Özellikle daha erken yaşta öleceği için başka erkek çocuklarım olsun. İşte sebeplerinden bir tanesi buydu. Anne Hamide Şahin bu hastalıkla ilgilenen kişinin kendini çocuğuna adaması lazım diyor. Bu hastalığa bakan kişinin sırf çocuğa kendini adamış olması lazım. Dünyalıktan uzak durması lazım. Ama moralinde, motivasyonu, Allah'a inancını hiçbir zaman kaybetmemesi lazım. Ümidini kaybetmemesi lazım. Şimdi bu özel bir hastalık bakımı var. Hem maddi manevi açıdan kendinizi iyi hissetmeniz lazım. Nasıl, ne derler, günlük tedavisi var. İşte beslenmesi var,
temizliğine dikkat etmek gerekiyor, ilaçlarına dikkat etmek gerekiyor. Necip Fazıl Özey de annesinin yaptığı fedakarlıklara değinerek, annem çok cesaretli ve merhametli, bana hiç yılmadan baktı dedi. Vallahi çok cesaretli buluyorum. Vallahi beni normal anneler gibi, yani mektupta anlattığım gibi bırakmadı. Bana baktı vallahi. Onun gibi dünyada değil, Samanyolu galaksisinde bile eşsiz bulunamaz. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıldır aranan kayıp iki çocuktan Bayram Erol'a ait bulguların ulaşılması üzerine yeniden arama çalışması başladı. Reşadiye ilçesinde yaklaşık 2,5 yıldır aranan iki kayıp çocuktan Bayram Erol'a ait olduğu belirlenen kemik parçasının bulunması üzerine yeniden arama çalışması başladı. 46-26'dan Jandarma arama kurtarma ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar kemik parçasının bulunduğu Kerkit Çayı'ndaki hidroelektrik santrali ile çocukların güvenlik kamerasında son görüldüğü bölgede yoğunlaşıyor. ...29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Tahçı ile 8 yaşındaki Bayram Erol oyun oynarken kaybolmuş, uzun süre devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. ...8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santrali çalışanının ayakkabı ve çorap ile kemik parçası bulması üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nca yapılan incelemede kemik parçasının dün Bayram Erol'a ait olduğu belirlenmişti. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 152 1919 numaralı WhatsApp hattımıza gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntüleri de yer verelim. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.